TikTok inceleme bölüm 4'teyiz. Eğer cringe damarlarınızı patlatmak ve yanaklarınızı hiç olmadığı kadar kızartmak istiyorsanız yaklaşık 8 dakikalık IQ düşürme yolculuğumuza başlıyoruz. Videodan sonra eski zeka seviyenize ulaşmak için yapılması önerilen şeyler arasında belgesel izlemek, kitap okumak ya da Haluk 1 saat boyunca Dior videosunu izlemek var. O zaman hazırsanız önce jenerik, sonra TikTok inceleme bölüm 4. Başta şunu söylemek istiyorum, attığınız tüm Instagram DM'leri için teşekkür ederim. Çünkü bu gibi videoları sizler bana ulaştırıyorsunuz ve daha fazla video konusu ya da bu tür içerik fikriniz varsa yine DM kutumu doldurmayı unutmayın. O zaman ilk videomuzla başlayalım. Bu işin kralı biziz, onlar soykırılığa devam etsin. Kanka görünüyor, sakin ol. Yani çenen çıkabilir, sakin ol, gördük dert etme sen. Gördüğünüz gibi ilk video bir düet ve diğer arkadaş zaten muhteşem bir cevap vermiş. O kadar sakin konuşuyor ki gerçekten daha iyi bir alay etme yöntemi görmedim. Arkadaşlar, vücudunuzda bir değişiklik yaptığınızda ve bunu göstermek istediğinizde o şeyi insanların gözüne sokarak yapmanız gerçekten çok itici duruyor. Bunu özellikle dövme ve piercing yapanlar yapıyor. Tamam, okey, vücudunuzda farklı bir şey var ama bırakın da biz fark edelim değil mi? Kadının çenesi kırılacaktı adam derken. Arkadaşlar, bazıları o onun sesi değil demiş. Mesela ne diyeyim, paka mı diyeyim tekrar, yoksa zaten uyandığımda sesim kalın oluyor. Bunun açıklamasını yapmayı bile düşünmüyordum aslında ama saçma. Arkadaşlar, bazıları o sadece Enes'in sesi değil demiş. Ya anlamıyor musunuz, sabah kalkınca sesim böyle oluyor. Ses kalitesi her insanda farklılık gösterir. Mesela benim 4 yıl önceki sesimi biliyor musunuz? Buyurun göstereyim. Merhaba dostlarım, ben Enes Aslanlı. Ama işte bu konuda kendini kasmak gerçekten çok gereksiz. Eskiden benim de yaptığım bir şeydi. Sonra bir gün durup şöyle dedim. Hey, kasmana gerek yok. Bu arkadaşın yaşı da ufak olduğu için gelecekte yaptığı bu hareketleri daha iyi anlayacağını düşünüyorum. O yüzden çok üstüne gitmeyeceğim. Devam edelim. Evet, ben Efe. Oynak Efe. Erkeklere birkaç tavsiyem var. Kızlar nasıl erkeklerden boşanır? İyi izle, tekrar yok çünkü kızlar bana gerçekten asla. 1. Kızlar dans eden erkeklere bayılır. Kızlar kendini şaşırtan erkeklere bayılır. Bu arada o çiçekleri oraya koydum. Bize gelince alırsın. Bu video çok hoşuma gittiği için aldım. Arkadaş ciddi mi bilmiyorum ama isminin hakkını veriyor. Oynak Efe gerçekten iyi bir mahlas. Özellikle poposundan çiçek çıktığını görür görmez böyle bir anlık şok geçirdim, yalan yok. Garip bir video, muhtemelen de ironi. Sadece gördüğümde ekrana şu şekilde bakmıştım. O nedenle almak istedim. Şimdi devam edelim diyeceğim ama kusma torbalarınızı yanınıza almadan devam etmenizi önermiyorum. Çünkü birazdan izleyecekleriniz muhtemelen midenizi bulandırabilir. Hazırsanız, gerçekten hazırsanız başlıyoruz. Ayakkabıdan Fanta iç. 3. Shut the fuck up. Okey, insanların dikkat çekme çabasını anlayabiliyorum. Günümüzde popüler olmak önemli bir mesele ve bu insanlar da bunu amaçlıyorlar. Ancak yapılan bu hareket, şaka manasında söylemiyorum, gerçekten bir deep web videosu. Yani sıfır şaka, deep web'deki işkence videolarında falan muhtemelen böyle içeriklerle karşılaşırsınız. Ancak gördüğünüz gibi bunlar herkese açık platformlarda yayınlanıyor, bunu çoluk çocuk izliyor ve bu akli dengesi pek yerinde olmayan insanlar bu tür videolarla ünlü oluyor. Hani bir çocuk yapsa bunu diyeceğim ki aklı ermiyor. Sonuç olarak bir çocuk, yani eğitimi verilebilir ve düzeltilebilir. Ancak bunu yapan insanlar öyle çocuk falan da değil. Kocaman herifler. Adam muhtemelen benden 1-2 yaş bile büyük. Daha fazla diyecek hiçbir şey yok. Devam edelim. Cece Ece, sen nasıl bir hecesin? Ece Ece, sen nasıl bir hecesin? Ece, seviliyorsun canım benim. Benden bu kadar. Kaçtım ben. Bay bay. Ne desem ki gerçekten. Bu video sadece cringe, yani üstüne söylenecek çok fazla bir şey yok. Marjinal bir tip olmanız umurumda değil. Bedeninize istediğiniz işlemi uygulayabilirsiniz. Ama sana bir sır vereyim Uzay, sesin güzel değil kanka. Gerçekten. Mesela şöyle bir videosu daha var Uzay'ın. Güzel iltifatların için teşekkür ederim. Ama ben öyle tatlı, minnoş, incelik sesler çıkaramıyorum ki. O sesler çıkardımışsın bunu. Öyle şeyler olmaz ki. Yapamadım. Öyle şeyler olmaz. Shut the fuck up! Sana bir sır daha vermem gerekiyor. Tatlı da değilsin. Sadece masum insanların yanaklarını kızartıyorsun, o kadar. Bunu yapma. Bak, Michael Jordan'ın sana bir tavsiyesi var. I'm Michael Jordan. Stop it. Get some help. Diğer video ile devam edelim. (Gülüyor)
Şu Atatürk ve Tayyip'i karşılaştıranlar hakkında ayrı video bile çekilir ama burada kısaca konuşup bu konuyu kapatacağım. Öncelikle Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önderimizdir. Yaptıklarıyla birçok kişiye ilham kaynağı olmuş önemli bir devlet adamıdır. Recep Tayyip Erdoğan ise Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının kurduğu cumhuriyetin şu anki cumhurbaşkanıdır. Bu ikisinin kıyaslanması kadar aptalca ve prim kokan bir hareket yok. Diğer atalarımızı başkalarıyla kıyaslamamanız gerektiği gibi Mustafa Kemal Paşa'yı da herhangi biriyle kıyaslamayın. Arkadaşlar, bunlar bizim kutsalımız. Bunlar bizim değerlerimiz. Direkt olarak videoyu çeken arkadaşa seslenmek istiyorum. Hakaret etmeyeceğim, dava yiyebilirim. O nedenle sakin sakin konuşacağım. Bak güzel kardeşim, karşılaştırdığın insan senin alacağın 2-3 tane beyniden çok daha önemli bir kutsal. Bunu bir daha rica ediyorum, yapma. Kimse yapmasın. Çünkü ne Mustafa Kemal ne de diğer atalarımız böyle bir saygısızlığı hak etmiyor. Yarıştırmaya çalıştırdığınız insanlardan biri cumhuriyetin kurucusu, diğeri anlık cumhurbaşkanı. İçim neler söylüyor siz biliyorsunuz ama ben bugünlük sadece ayıp diyorum. Devam edelim. Bir kardeşimiz demiş ki fakirim ve gururluyum. Kardeşim, ben de fakir ve gururluyum. Bunlar nedir ya? Bunlar nedir ya? Ben de fakir ve gururluyum kardeşim. Bu arada fakir ve gururlu olanlar şuradan bir videoyu beğenip beni takip etsin, bakalım kaç kişiyiz. Primciler devam ediyor ve durdurak bilmiyorlar. Fakir ama gururlu olan beğensin. Oh, beğendim, tamam artık fakir ve gururluyum. Ama ben zengindim, şimdi nasıl olacak abi? Şey abi, beğenince zengin ama gururlu olabiliyor muyuz? Öyle yok kardeşim, şimdi onun için hem beğeneceksin hem takip edeceksin hem de yorum yapacaksın, hadi bakayım. Bir de harbi harbi beğenip takip eden insanlar var ya. Lan insan diyoruz bunlara, insan. Beyni var yani. Oğlum merak etmeyin, hayatınızdaki kriter bu çocuğun size söylediği değil yani. Sakin olun ve şöyle deyin. Kusura bakmayın sevgili kulaklık takanlar ama daha fazla kafanızı ütülemeyeceğim, emin olabilirsiniz. Son darbeyi vurup buradan uzaklaşıyorum. Buyurun izleyelim. Кто ты воин? Ахиллес. Сын Пелея. Ахиллес. Yapamıyor. Abi gözünü seveyim, ne yapıyorsun ya? Tamam çılgın aile, en garip sizsiniz gerçekten. Ama lütfen, kaç yaşında adamlarsınız? Yakışıyor mu be abim? Gitmiş bu videoyu çekeceğim diye o kadar teferruat etmişsin. Boş ver be abi, gel beraber okey atalım. O da yasak lan gerçi. Her gün haberlerde başka kumarcı baskını görmüyor muyuz? Adamlar durmuyor ya. Bildiğin hastalık. Bak bundan ayrı video konusu çıkar yemin ederim. Okeyden nerelere geldik? E değişik bir bağımlılık o da. Her neyse, bu o zaman yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Photo. No. Hi. Okay.